Merhaba. Şimdilik bir açıklamalı bir video yapayım dedim. Bahçeyi sıfırdan yaptık, videoyu paylaştık. 4-5 ton beton çıkarttım buradan. Ciddi ciddi yani. Baya 3-4 kez yok. 4 kez evet. Benim büyük minibüsle gittim, boşalttım. Minibüs resmen yere yapıştı yani. 1,5 ton rahatlıkla her seferde vardı içinde. Yani 1 ton kesin vardı da. Yani belki de 1,5 ton da olabilir. O yüzden 4 tondan bile fazla olabilir. Neyse, beton çıkarttık. Eski halini biliyorsunuz. Bayağı doluydu üstü. Böyle değildi yani. Burada bir bahçe evi de vardı. Taşlar vardı bayağı. Bu ortası taştı komple. Bu ortada bir taş vardı ada gibi. Yanlar taştı hep. Taşların altında da beton vardı ama bildiğin 30-40 santim beton. Yani bayağı zorladı. Bu masalar değişecek tekrar. Burada odunlar vardı. Odunları böyle ayarladık. Odunlar buraya geldi. Daha çok güzel oturtmamız gerekiyor bazı şeyleri. Bunu yaptık. Tam bit burada tam da taşlar bitmedi. Böyle geliyor. Yani oldu. Oldu. Bu 4 tane bundan yaptık. 1 2 3 4 orada var. Buradaki buradan alabiliyorsunuz. Tekrar o da aynı oradan geliyor. Şurası için. O tam daha %100 bitmedi. Şimdi bu robotu ayarlamaya çalışıyorum. Robot buraya gelecek. Evi burada. Kimi yer çok güzel oldu bahçenin ama kimi yer hiç olmadı. Herhalde oraya çok su gelmiyor. Ya da benim düşüncem şu. Zaten bize demişler tohumlar alırken biz. Bu tohumlara fırına atın daha iyi demişler. Bu sıcakta olmaz demişler. Almanya şu aralar çok sıcak. O halde bu kadar tuttuysa bile iyi bence. İçin çok yaban otları da var ne yazık ki. Ama artık ben bıktım onlarla uğraşmaya. Bu tarafta komple yaban otlarını yok ettim. Şurada çok aşırı fazla var olmuyor. Burada komşulardan duyduk. Kuşlar gelip atıyormuş. Onun için burada yeni yapan herkes ister istemez yaban otlarla tekrar mücadele etmek zorunda kalıyor. O yüzden biz de vazgeçtik. Yeşillik olsun fark etmez. Sadece böyle ayağa batacak bir şey olmasın yeter. Bazı yaban otları batıyor. Gerçi bu tam bitsin. Şimdi Türkiye'ye izine gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle. 2 gün sonra. Geldikten sonra havalar biraz da soğuduktan sonra tekrar tohum atacağız. Kimi yere sanki su da çok fazla gitmiyor. Onun için ellen sulayacağım. Bir de buradaki tohumlar. Bakın. Gözüküyor bilmiyorum ama buradaki tohumlar hep burada. Buraya su vurdukça buraya atıyor tohumları. O yüzden de ister istemez tutmuyor. Burada tohum kalmamış resmen. Kimi yerde de tohum yanmış çıkmış. Makine iyi çalışıyor. Sadece sağ tarafından biçiyor hep. Bakın burası daha şey yapmadık. Burada yaptık. Bakın maşallah. Domatesler de bakın şuraya bakın şuraya. Bir kabaktan bakın ne oldu. Maşallah hani acayip. De tam da Türkiye'ye gidiyoruz biz. Yani buraya bakın ya. Maşallah. Ne bereketli çıktı. Korkma benden korkma gel. Bunun ismi ne biliyor musunuz? Bunun ismi Alpagut. Biçiyor çünkü. Alpakut da düşmanları biçerdi. Bakın. Bu sol taraf duruyor. Sağ tarafı görüyor musunuz? Sağ taraftan biçiyor sadece. Onun için bütün buraları böyle geçecek. Domatesimiz de vermeye başladı. Domatesler olmaya başladı. Tümün gözüküyor mu çok güneşli. Domatesler de olmaya başladı. Salatalar falan. Ya valla güzel. Bu bahçenin önceki halini bilen gerçekten bahçenin ne kadar değiştiğini bilir. O ne? Atmayın atmayın. Taşlar nereden çıktı? Oynamayın. Tabii yapmayın oğlum yapmayın. Bakalım burada kim var? He, Batu ablan kuzeni var. Başka? Bahçe dümdüz oldu. Büyüklüğü ortaya çıktı. Şimdilik bunların doğaya hiçbir katkısı yokmuş. Bilmiyorum bunlar nedir Türkçesi. Bunlar tuğya diyorlar Almanlar.
Bunların doğaya, ekolojiye hiçbir katkısı olmayan şeymiş. Bunlar hatta sağlıksızmış. Çocuklar için zehirliymiş. Bakın ne kadar çok yer var hakikaten. Burada en az bir 2 metre çöpe gidiyor. Komple. Ben diyorum ki bunları yok edeyim. Oraya küçük elma ağacı, armut ağacı, ağaçlar dikeyim. Ya da çocuklar için de böyle kaydırak falan. Bir de Batalba şu köşeye bir yere o elma ağacı oradan yok etmemiz lazım. Ama o elma ağacını çıkartıp güzel bir yere koymak istiyorum. Yani öldürmeden. Orada güzel durmuyor. Ya da belki de duracak orada. Bilmiyorum. Bakacağız. Ama o arkaya şey gelmesi lazım Batalba. Ağaç evi. Büyük güzel bir ağaç evi ve bunu şu an arkada tırmandı okuduğumuz şey de üstüne gelecek tırmanmak için. Bunu boşalttık ama da hiçbir şey yapamadık. Ya. Var, çok işimiz var. Alpakut'un da çok işi var. Bizim de çok işimiz var ama çok güzel oldu. Oluyor inşallah. Bir abiye yaban otlarını sordum nasıl hepsini yok ederim diye. Bana öyle bir anlattı ki yaban otları cennetten geliyor dedi. Onları bırak dedi. Tam tersi tohum vermek istedi bana yaban otların çoğalsın diye. Oradan sonra benim de bakışımı değiştirdi. Geldi, daha doğrusu benim bakışım mecburiyetten değişti. Bunları yok etmeye kalkarsam ayva yedim. Mümkünatı yok. O kadar burayı kazdık, o kadar şey makineler getirdik ama rezalet. Ama yeni gelen toprakta da olabiliyormuş. Sıfırdan toprak getirdik. O toprakta da yazıyormuş şeyde. Onda da tohum olabilirmiş yaban otların. Belki de tam ters bir toprağa denk geldik. Ne oldu, oldu ama oldu. Yapacak bir şey yok. Biz buraya çimene. Ne oluyor buna? Aa. Bitti mi zannediyor bu? Hadi be. Ne yaptı bu ya? 5 dakika daha yaptın. Ne oluyor koçum? Tohum atacağız da bayağı. Bayağı tohum attıktan sonra Allah Allah bu ne yaptı şimdi? Niye buraya geri geldi? He kesin bu bir tur atmış oldu. Gelip mecburen yine aynı yerden mi başlaması lazım devam yapmak için? Çözemedim ama. Neyse. Bakalım bir sonuçta belli oluyor. Yaptığı yerler. Hepsini yapacak mı? Burada bir ilk deneme. Türkiye'ye gitmeden olması lazım. Gerçi olmasa da bir şey olmaz. 3 haftada geri geleceğiz. Sulama sistemi ya çalışsın gerisi çok da önemli değil aslında. Ama yapıyor ya. Yapar inşallah. Ama en azından bilmem lazım. Çünkü yapmazsa ben kendim bir kere daha biçmem lazım gitmeden. Ama yapıyor gibime geldi. Bakalım. O kimya yapılmış belli, kimya yapılmış, kimya yapılmış. Buradan geçmesi lazım. Geçtiği yerlere hep belli oluyor. Ve kendi nereden anlıyor onu anlamadım ama neyse konuya döneyim, bir döneyim yine. Her tarafa bol bol tohum atacağım. Ve bu her gün ya da her ikinci gün biçecek toprağı, şey çimeni. Ve her gün de sulanacak burası. Güneş olmadığı zaman her şey ayarlandı, ayarlanacak da. İşte o zaman ne olacak? İster istemez çimen daha da sık büyüyecek. Çimen şey çok fazla büyüdüğü zaman da daha sık olduğu zaman da yaban otlarına yer kalmayacak inşallah bakalım. Ve zamanla da fırsat buldukça da zaman yaban otlarını yok etmeye başlarım büyüdükçe. Belki o zaman azalırlar. Bakalım artık hayırlısı. Ama çalışıyor. Acaba tüm burayı kaç dakika yapacak? Bu 500 metrelik. Bunun bir de bir plusu varmış. Reklam yapmak istemiyorum ama. Buna iyi diyorlar. Bunun plusu daha da iyi diyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Ben bunu aldım. Çünkü burası 200 metrekare falan da yeşillik. Yani daha doğrusu 300 metrekare yani. 500 metrekare bile değil. O yüzden 700 metrekare almaya gerek yoktu. 500 metrekareliği aldık. Hayırlı olsun inşallah. Tabii buralara taş gelecek hep. Kabloyu zaten oradan yaptım. Tabii gözükmeyecek. De bu kabloyu gömmem lazım daha. O da gözükmesin. Hatta aynen sadece gözükmesin değil. Bu robot da üstüne fazla takılmasın ona. Bunu da çıkartmadık. Buradan bu da bir ağaçmış. Onu alıp dikeceğiz. Neyse herkese hayırlı 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 günler. Buradan başka konuya değinmeyeceğim.
Şimdilik bu kadar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Daha çok değişecek, çok. Hadi görüşürüz. Alpagut.